Karşıtlıkla muhalefeti karıştırıyoruz. Ulusal konularda yan yana durmayı bilmeliyiz. Terör örgütü PKK'ya karşı mecliste yaptığı konuşmayla dikkat çeken CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, akşam gazetesine konuştu. Partisine ince mesajlar gönderdi. CHP'li Erol, partilerin eksiklikleri üzerinden siyaset yapmak yerine sorunun çözüme katkı sunulması gerektiğini söyledi. Erol, mensup olduğum CHP'nin geçmişten gelen karşıtlık gibi kötü bir alışkanlığı var dedi. Karşıt olmak yerine alternatif politika ve söylem üretmeliyiz. CHP içinde de bunun mücadelesini veriyorum. Ben bir milletvekili olarak kendimi AK Parti'nin karşıtı olarak değil, alternatifi olarak görüyorum. Terör sorununun ortak akılla çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulabilir. Ülkenin üniter yapısı asla tartışma konusu yapılmadan çözüm yolları aranabilir. Mensubu olduğum CHP'nin geçmişten gelen karşıtlık gibi kötü bir alışkanlığı var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini araması, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol telefon görüşmesine ilişkin de konuştu. Ortak hareket edilmesi gereken sorunların bulunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımızın ülkesindeki bir gelişmeyle ilgili milletvekilini arayıp takdir etmesi bir nezakettir. Türkiye'de siyasetin en çok ihtiyaç duyduğu eksik de zaten anlayış ve nezaket. Gerilim üzerine siyaset yaptığımız için ortak değerler üzerinde birleşemiyoruz. Ortak değerlerimiz ve ortak hareket etmemiz gereken sorunlarımız var. Erol, mecliste HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le tartışmasını bir eli kandil, bir eli gizli servislerde sözleriyle değerlendirdi. Sırrı Süreyya Önder'in kim olduğu malum. Bir eli İmralı'da, bir eli Dolmabahçe'de, bir eli Kandil'de. Bir eli gizli servislerde olan bir kimlik. İşin ilginç yanı bu adamın elini kolunu sallayarak her yerde geziyor, konuşuyor olması. Herhalde çok güçlü birileri veya güçlü servisler tarafından korunuyor. PKK terör örgütü için Tunceli'nin kontrolü önemli. Sadece seçilmekle kalmadım. Çıkardığım aykırı seslerle de dengelerini bozdum. Necmettin Yılmaz'a sıkılan kurşunlar sadece bir öğretmene değil, aydınlığa, kültürümüze, geleceğimize de sıkıldı. Gencecik, pırıl pırıl bir insanı vahşice hayattan kopardılar. Buna tepki göstermeyip neye tepki gösterecektim?